Agalarım, herkese selamlar. 9 ve 10 Mart, Cumartesi, Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 13 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir ad iki adet 2 adet maç skor yarışmamız var. Hatta Cumartesi ve Pazar'a 2 adet maç sordum. Arsenal Brentford mücadelesi ne olur sizlere sordum. Arsenal'ın bir şampiyonlar ligi mücadelesi var ne olur diyerekten de sorduk sizlere. Bir de pazar gününden Liverpool'la Manchester City'nin mücadelesi var. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara bekliyoruz. Toplamda 3 tane Arsenal maçından, 3 tane de Liverpool mücadelesinden toplamda 6 kişiyi gruplarımızda misafir edelim. Her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyenler için her türlü soru görüş öneri için arkadaşlarım benimle Instagram üzerinde iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresimiz Kangal Bey hesabıdır. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Yüksek mislere baktığımız zaman da dün için 3 tane yüksek mislimiz vardı. Ve yüksek misler gerçekten kasayı toparlamak adına verilen yüksek misliydi. En soldan başlayalım isterseniz. Çünkü show 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 şeklinde oldu. Ben burada Milan'da gittim. Milan'ın atacağı 2 gole 1.46 gibi oran vardı. Yasalda 3100 misli olarak önerdim. Gördüğünüz üzere Ortada da Anadolu Efes'in ev sahibi 82 buçuk yine yasalda 1.48 oranı vardı. 1700 misli onu önerdim. Bir de bizde Avrupa'dan oynayan kesim çok fazla. Zaten videoda da çok fazla biliyorum. %75'iniz Avrupa'da yaşıyor ve oynuyorsunuz. Ve Avrupa kombini verdim. 1.98 gibi orandan 2500 misli önerdim. Ve zaten doğrudan tek başına 2500 lira net bir kar yaptırdı. Bu sadece tek başına. O yüzden yüksek mislilerde özellikle kasası sağlam olan arkadaşları bekliyorum yüksek misli seviyesinde. Yattığımız zaman bu şekilde toparlaması kolay oluyor. Ama kasanın da sağlam olması bizler için gerçekten önemli bir husus. Sadece onlar değil mislinin canlısı da yapılıyor arkadaşlar. Mislinin canlısı da yapıldığı için yani izlediğimiz canlı maçlarda yeri geliyor stadyumda yapıyoruz. Yeni geliyor TV başında hiç fark etmez. Yüksek misli canlılarla da kasaya koymaya devam ettiğimizi söyleyelim. İdeal kuponlara baktığımız zaman da Dünün ideali geldi. Günün ana kombini vardı. Liverpool mücadelesinin karşılıklı golünü bekliyordum. Tertemiz geldi. Sparta bırak bir yarıyı kazanamadı bu arada. Çok güzel maçtı. Çok fazla kaçırdı bu arada. Güzel mücadele oldu. Milan'ın da galibiyetini bekliyordum. Günün ana kombini iki orandan zaten içeri aldık. NBA kombini vardı. NBA kombini de aynı şekilde içeri almasını bildik. Şu şekilde günün ana kombinleri tertemiz içeri geldi. Kazan sağlayan herkese tebrikler. Canlı olarak zaten Birazdan da ekstra duyuru yapacağım. Canlı olarak da zaten devam ediyoruz. Elimizden geldiğince maçları anlatmaya çalışıyoruz ve canlı olarak kazanmaya çalışıyoruz. Bir de herkes açık Telegram grubu var. Bakın çok önemli burası. Çok önemli. Dinleyin. Herkes açık Telegram grubu var. Açıklama yorumlar kısmında buraya da tıklayarak da katılabilirsiniz dostlarım. Hatta ben bildiğiniz üzere İstanbul'a geldim. 4 gün boyunca sadece maçlara gitmek için geldim bu arada. Burası herkes açık Telegram grubumuz. Dün Anadolu Efes'in mücadelesi vardı. Maça gittik. Ben atmosferi en iyi şekilde size yaşatmak istiyorum. Hem maç önünde hem maç içinde hem gollerde hem de canlı bahislerle sonuna kadar yaşatmak istiyorum. Stat canlısı yaptık. Statta ilk canlım stat canlısı biri diyerekten de ilk periyot 43 sayı bekledim. Ahali ses ver demişim ki yakacağız ortalığı bir önceden haber vereyim dedim. İkinci periyod Anadolu Efesledim o da geldi. Üçüncü periyod Anadolu Efesledim dedim o da geldi. Maç içinden görüntüler attım. Maç anını yaşatmak adına burada Larkin'in atmış olduğu uçluk var. Şöyle izleteyim. Tamamen kendi çektim. O yüzden kimse telefonu atamaz. Ee, şuradan Larkin 3 şu sayı atış tertemiz. Ondan sonra 3. çeyrekte geldi. Böyle hizmet yok dedik ve stadın son canlısını verdim. Bayern Münih'in de 26 sayı fark yemesini verdim. Tertemiz oldu. Sesli izleyelim. Hep birlikte yanalım. 4'te 4 oldu. Onun yanında Bayer Leverkusen başında bir yandan baktık gözümüz 5'te 5 oldu. Fenerbahçe mücadelesine verdim. ilk yarı gole 6'da 6 oldu. Ben canlıyı kapattım. %100'de 6'da 6 ile tertemiz oldu. Zaten yani UEFA maçlarını çok da fazla izleyemedim. Bu şekilde... Sizlerden ricam her bir açık Telegram gruba katılmanızdır. Orada Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin de maçlarını canlı olarak yapacağım. Her bir açık Telegram grubunda. Sizlerden çok güzel beğeni ve yorum desteği gelmesini de bekliyorum. Beğeni ve yorum desteği 500 üzerine gelmesini bekliyorum. O yüzden sizler benim için çok önemlisiniz diyerekten de başlayalım. İlk mücadelemiz Sivas'la Alanya mücadelesi. Alanya'nın son mücadelesini izledim. Trabzon'a karşı çok iyi bir futbol sergiledi gerçekten geçiş oyunuyla birlikte. Trabzon'un yapmış olduğu çok büyük hatalar ondan sonra oyundan düşmesi falan da oyun içinde. Sivas'la oynayacaklar. Bana sorarsanız mücadele bir karşılıklı gol var mücadelesi erken Sivas'ta Ben KG var olarak sizlere idealini önermek isterim. Ve maç hakkında ekstra görüşlerimi de söylemek isterim. Ben mücadeleyi Sivas'ın 2-1 ayarında kazanmasını bekliyorum. Ana tercihimiz KG var. Bu okey mi okey? Diğer seçeneğinde bulunan Sivas bir yarıyı kazanır seçeneği de ekstra bir tercih olsun. Mücadeleyi de ben 2-1 ayarında Sivas'ın galibiyetini beklediğimi de belirteyim. Skoruna kadar söylemek istedim. Manchester United ile Everton karşılaşması. United son mücadelesinde Rashford'un altında inanılmaz bir gol vardı. Fakat City'ye kaybetti. City çok domine etti zaten oyunu. Şimdi burada iyi oynayan bir United takımı olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası son dönemde. Fakat takımda bir sürü oyuncu gönderilecek. Everton'la oynayacaklar. Everton'un durumu malum tarafa gitmiyorum. Ben burada diyorum ki Manchester United'ın atacağı 2 golü değerlendirdim 1-56 gibi de bunun oranı var. United tarafından 2 gol bekliyorum. Bayern Münih ile Mainz mücadelesi. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'ya karşı oynamış olduğu oyun gerçekten bizim o izlediğimiz, özlediğimiz Bayern Münih oyununu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Oyunu domine etti. Bulmuş olduğu pozisyonlarda iyi değerlendirdi. Galip geldi. Mayıs'da oynayacaklar ve burada ideal tercih gidilmesi gereken tercih ve Bayern Münih bu oyunu bize göstermişken ilk yarıdan galibiyeti olacaktır. Oran zaten yüksek 1.46-1.48 seviyesinde. Oran gerçekten yüksek hatta ideal kombinlere girebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Sürekli sürpriz oluyor ilk yeri kaybediyor ilk yeri beraber o oyunu gösterdikten sonra da burada ilk yarıdan bir Bayern Münih galibiyeti gelebilir. Hatta şunu söyleyeyim skor beklentisi de 3-1 ayarında bir Bayern Münih galibiyeti olduğunu söyleyeyim. Diğer mücadelem Wolves'la Fulham mücadelesi. Yine zor bir karşılaşma fakat tempolu geçmesini bekledim bir mücadele. Fulham'ın son haftalarda çok değerlendiriyorum ve hepsinde de kazandık. Çünkü oynamış olduğu oyun çok pozitif aga. Sürekli hücuma gidiyor, sürekli gel git, sürekli o kalede bu kalede. Wolves son mücadelesinde Newcastle 3-0 mağlup oldu. Fakat hak etmedi bir mağlubiyetti bence. Çünkü oyun denkti. Bulduğu pozisyonları daha iyi değerlendirdi. Newcastle Karşılıklı gol alınır değerlendirilen her iki takımın atacağı goller beklenebilir burada. Bir de sizlere yüksek oranda maç sonu sıfır önermek istiyorum. Gollü bir galibiyet hatta gollü galibiyetten kastım 2-2 bandında bir galibiyet pardon gollü bir beraberlik. 2-2 bandında bir beraberlik çıkabilir. İdealden KG vardı alalım geçelim. Bormut'la Sheffield mücadelesi. Sheffield çok kötü gidiyor ve çok çabuk dağılan bir takım ve savunma kurgusu gerçekten iyi değil. Bournemouth'un bu hücum gücüyle birlikte ben Sheffield'a dar etmesini bekliyorum. İlk yarı Bournemouth'un atacağı bir gol idealdir dostlarım. Bu şekilde göstereyim. 1.35-1.40 bantlarında bir oranı var. Ben Bournemouth'un ilk yarıdan Sheffield kalesinde bir gol bulmasını bekliyorum. Ha bu oran biraz daha bana yetersiz biraz daha yükseltelim derseniz de mücadeleyi ilk yarı galibiyeti olarak da değerlendirebiliriz. İlk yarı galibiyetinin oranına baktığımız zaman şuradan göstereyim. 1.60 gibi anında bir oranı var. İlk yarıdan Bournemouth'tan bir gol bekliyorum. Hatta devre x0 bile girebilir. Onun dışında da biraz daha oranı yükseltelim diyerekten de ilk yarıdan Bournemouth galibiyeti de alabilirsiniz. Trabzonspor'la Fatih Karagümrük mücadelesi. Trabzonspor son Alanya maçında iyi bir oyun oynadı bence. Bakın çok fazla kaçırdı. Özellikle ona açın olma işi kaynaklı. Enis Destan çok yetersiz kaldı düşünüyorum ben forvet hattında bitiricilik anlamda. Çok fazla pozisyon harcadı. Trabzon'un burada galibiyetini bekliyorum. Neden galibiyetini bekliyorum? Trab Karagümrük tarafında eksik olan isimlere bakın. Eyselik takımın en önemli hücum güçlerinden bir tanesi. Çeçerini olmayacak. Salih Dursun stoper hattının eksik. Mendes de zaten iki maçtır da olmadığını söyleyelim. Ben burada o yüzden bir Trabzon galibiyeti bekliyorum. Doğrudan maç biri sizden önerdim. Biraz daha yüksek oranlar almak isteyenler varsa 4.5 altında bir yaparaktan da oranı 1.86 seviyesine kadar da yükseltebilir. Arsenal ile Brentford mücadelesi. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Dostlarım şunu söylemek istiyorum size. Ben burada Arsenal tarafındayım fakat Arsenal tarafında nasılım onu söyleyeyim. Yani mücadele değil bence Arsenal tarafı kazanacaktır. Fakat nasıl kazanacaktır? Bunun üstüne konuşmak lazım. Ben burada Arsenal'ın ilk yarıdan galibiyetini bekleyeceğim. Çünkü maç genelinde bir önemli bir şampiyon ligi mücadelesi var. Arsenal oynarsa oyunu ilk yarıdan oynuyor zaten. İlk yarı biri burada değerlendirebiliriz. Arsenal tarafından ilk yarı galibiyeti beklenebilir. Bir de sizlere ya değişik bir tercih vereyim mi dostlarım? Uzun zamandır vermiyorum. En çok gol olacak yarı olaraktan da ya dostlar dediğim gibi Arsenal ilk yarıda bitirebilir bu mücadeleyi. En çok gol ilk yarıdan da olabilir. Bunun da oranı 2.82 eksi olarak sunmak isterim. Ayın 10'una geçtik. Yine aynı şekilde 6 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Ayın onundan pazar günü maçlarımız. Sizlerden tek isteğim beğeni ve yorum desteklerinizin gelmesidir. Kayseri-Hatay maçıyla başlayalım. Hatay iki maçtır gol atamıyor. Kayseri tarafı da son mücadelesinde mağlup oldu. Burak Yılmaz kırmızı kart gördü. Kenarda olmayacak. Hatay'ın ben bu maçta ekstra bir performans göstermesini ve Kayseri'nin de buna karşılık vermesini bekleyerekten de günlük mücadelesinin KG var olarak olmasını bekliyorum. Hatta skor beklentim 1-1 ayarında bir beraberlik olduğunu da söyleyeyim. Diğer bir mücadelem Aston Villa ile Tottenham mücadelesi. Mücadeleyi alabileceğimiz tek tercih var bence. Korner tercihidir. Gollü bir maç bekliyorum. Tempolu bir mücadele bekliyorum. Özellikle Aston Villa golü atarsa hiç fark etmez. Aslında da burada daha çok korneri de Tottenham tarafı kullanabilir. Çünkü kanatları çok kullanan bir takım. Çok fazla korner vuruşu kullanan bir takım. Ve bunlardan faydalanabiliyor. 8.5 üst zaten yoktur. 9.5 üst korneri buradan değerlendirebiliriz. Henüz daha açılmadığını da söyleyeyim. Brighton'la Nottingham Forest mücadelesi. Dostlar bu maçtan da şöyle bir beklentim var. Brighton hafta içinde bir mücadele oynadı. 2 mı ne mağlup oldu Roma'ya karşı bildiğiniz üzere. Ama iyi bir oyun oynadı. Yani kaçırmış olduğu net pozisyonlar, eksiklerin, yani bu Mitoma'nın, eee Joao Pedro'nun eksikliğini yaşayan bir Brighton takımı vardı. Bir trezignan anlamda sıkıntı var ve hafta içinde maç oynadı ve yorgunlar tekrardan oynayacaklar. Burada ben karşılıklı golleri bekliyorum. Nottingham Forest'ın da bu yorgun Brighton'a gol atmasını bekliyorum. Brighton'da bir çıkış arıyor. 2-1 bandında bir maçta skorla beklentisi var. O yüzden idealden ben KG var bekler KG var aldım, çıktım. Liverpool Manchester City karşılaşması günün en baba maçlarından bir tanesi. Maç skoru ne olur diyerekten de sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Bu maçı skor bilenlerden 3 kişiyi de gruplarımıza da unutmayınız. Dostlarım keyif mücadelesi. Karşılıklı golü alıp geçebilirsiniz. İdeal kombinlere girebilecek, yani misli yapılabilecek bir mücadele. KG var olaraktan da. Ama oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa var yetmez diyorsanız bana hem var hem de 2.5 üst yaparak burada oranı bir 45 seviyesine kadar da çıkartabilirsiniz. Değerlendirecekler bu yönde alsın. Yani golli geçmesini bekliyorum zaten. Yani e, hatta şunu söyleyeyim 2-2 ile bir skorum var. Maç sonu 0'da yüksek oranlar olsun diyeyim sizlere. Fenerbahçe Pendik Spor karşılaşması. Dediğim gibi maçta olacağım. Stattan sizlere canlı yapacağım. Mutlaka herkes açık Telegram grubuna da katılmanızı tekrardan şiddetle öneririm atmosferi sizler yaşatmak istiyorum. Fenerbahçe'nin de burada 2.5 üstüne 1 vermek istiyordum. Şöyle söyleyeyim. Oran yeter diyenler veya Avrupacılar varsa 2.5 üstüne 1 alsın. Oran çünkü çok fazla yok. O yüzden biz burada oran almak adına yine ilk yarıdan bir Fenerbahçe galibiyeti de bekleyelim. Cilose ile 3-0 yendik tertemiz. Tebrikler Fenerbahçe'm. Tebrikler Türkiye diyelim. Devam edelim. Son mücadelemde Benfica ile Espoil mücadelesi. Benfica'da Rangers'ta bir mücadele oynadı. 2-2 berabere kaldı. Yani beklediğimden çok daha iyi bir Benfica vardı. Çünkü son dönemde düşüşte olan bir Benfica tarafı vardı. O Porto, Porto'dan beşledi ya onun reaksiyonunu verdiler biraz da. Ben burada Benfica'nın da ilk yarıdan galip gelmesini bekliyorum. Zayıf rakibine karşı. Bunun da bir kırk seviyesinde oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 13 adet mücadelem vardı. Henüz ideal kombini önermedim dostlarım. Çünkü ya e, gruplara sakladım diyeyim daha doğrusu değerlendirecek herkese bol şanslar video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere seviyorsunuz bay bay